Bitlo kripto para platformu sunar. Günaydın, 14 Kasım 2024 günlerden Perşembe, saatlerimiz 10.28. Altıncılar demek istiyorum. Umarım moraliniz bozuk değildir ama biraz moraliniz bozuk olabilir. Özellikle zirveden mal alanlar, böyle 2800'lere doğru koşarken hani yükseliş devam ediyor, gideyim en tepeden alayım diyenler. Biraz moralleri bozuk şu anda, farkındayım. Gelen mesajlar da bunu gösteriyor. Şimdi şu saatlerde 2550 dolardayız şu anda ons altında. Şimdi Trump seçildikten sonra satışta baskı var. Altında baskı var, satış baskısı var diye Trump'tan beri anlatıyoruz. Neden? Çünkü para riskli piyasalara gidiyor. Yani işte kriptoya gidiyor, borsaya gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir süre baskı görebiliriz diye konuşmuştuk. Şimdi dolayısıyla şimdi mesela uzun vade de ben topluyorum, benim için fark etmez, yüksekten aldım beklerim diyenler için tamam, hiçbir problem yok. Her seviyeden alınabilir aslında uzun vadede toplayanlar için. Ama ben genelde mesela zirveden mal almayı sevmem. Çok da hani önermem. Mümkün mertebe düşükten maliyetlenmeyi isterim. Bu nedenle hani mümkün mertebe, neden zirveden mal almayın diyorum. Çünkü zirveden aldınız, olur da geri çekilirse böyle üzülüyorsunuz. Yani bakıp bakıp vay efendim ben zarardayım, zarar ettim, aldım işte düştü ya da sizi bir süre daha bekletebiliyor. Hani zirvenin ne olduğunu bile bilmeyenler var. Yani öyle bir yorum okumuştum. Ablaya bak işte zirve diyor, daha zirvenin ne olduğunu bilmiyor gibi. Aslında zirvenin bile ne olduğunu bilmeyenler var. Yapacak bir şey yok. Biraz finansal okuryazarlığınızı bu anlamda bilmeyenlerin artırmasına fayda var. Yani en yüksek fiyat, yani rekor kırmış, en yüksek rakama gelmiş. Önü de çok şey değil, yani riskler de var. Ne deriz? Hani zirvede almayın deriz. Yani önü açık olsa bile biraz geri çekilsin. Geri çekilmelerde almakta, maliyeti düşürmekte fayda var deriz. Sebebi bu aslında. Şimdi ons altın 2550 dolar. Dün satış baskısı, şöyle söyleyeyim, dün Amerika enflasyonu geldi, biliyorsunuz beraber canlı yayındaydık zaten. Canlı yayında gelen veriler, beklentiye paralel geldi, piyasa için pozitif olduğunu söyledik. İlk tepki Bitcoin'den geldi. Bitcoin roket yaptı hemen orada, hatta devamında da 94 bin dolarlara doğru hızlandı veriden sonra. Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra da öyle gitti. Amerika borsaları keza aynı şekilde, o da çok güzel açıldı, devam etti. Yani orada da hızlı bir yükseliş oldu. Altına baktık mesela. Altın 2611-12 dolar civarındaydı. Hani Bitcoin yukarı giderken bu mesela yerinde saydı. Yerinde sayınca yani altına bir giriş yok. Yani talep yok. Talep, para başka yerlere gidiyor arkadaşlar. Yani bu şu dönem böyle. Baskı var, biraz dinlenebilir, geri çekilir, biraz dinlenir ama en nihayetinde yoluna devam edecek bir ons göreceğimizi düşünüyorum. Gram altın cephesinde keza aynı şekilde. Orada da hem dolar TL'deki hareketlilikler hem de işte ons tarafında da önümüzdeki dönem. Bir dinlenme, bir mola, bir şeyden sonra yukarı gidecek yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki geri çekilmeler uzun vadeciler için alım fırsatı olmaya devam edecek. Bakın altını çiziyorum. Kısa vadede zaten altın yatırımı yapılmaz. Yani alayım ben 3 gün sonra hiçbir şey alınmaz. Sadece altın değil. 1 ay, 2 ay, 3 ay böyle olmaz. Yani bu kadar risk, bu kadar volatilite varken piyasalar her zaman böyledir. Girilmez. Dolayısıyla hani altın tarafında şu anda böyle bir baskı nereden geliyor derseniz, aslında sebepleri daha çok bu. Trump'la beraber piyasadaki paranın farklı yerlere, daha riskli taraflara gitmesi. Şimdi dün veri geldikten sonra dolar endeksi şöyle bir yerinde durdu ama sonrasında çok güçlendi. Şu anda mesela 106.68'de dolar endeksi. Amerikan doları güçlendi. Amerika 10 yıllık tahvilleri biraz böyle şeydi, yani hafif düşmüştü, tekrar yükseldi, şu an riskli, 4.5'lara doğru tekrar geldi. Yani 4.47'de şu anda. 4.5'lar çok bizim istemediğimiz yerler, çünkü 4.5'lar kırılırsa hani 5'ler riskli yerler. Daha önce de bir 5'leri denemiştik, oradan neyse geri döndü. Yani bu aslında kriz alameti gibi bir şey, yani 5'lere doğru çıkması tahvilin. Ben şimdi 10 yıllıkları söylüyorum ama genel olarak yani tahvil tarafında böyle hızlı
riskli yerlere gitmek aynı zamanda bir kriz alameti. Ama şu an daha o noktalarda değiliz. Fakat güçlü. Şimdi burası bu kadar güçlü olunca mesela dolar endeksi inanılmaz. Yani neredeyse 107'lere doğru yol alıyor. Şimdi bulunduğu yer o kadar güçlü ki tabii ki altın üzerinde baskı yapıyor. Tahviller o kadar güçlü ki tabii ki altın üzerinde baskı yapıyor. Ve biz bu baskıyı gün kapanışına doğru Amerika borsalarında da işte Bitcoin tarafında da gördük. Geri çekilme oldu. Mesela Amerika borsaları önce hızlı başladı veri sonrası. Sonra kapanışa doğru biraz düştü. 94 bin dolara gitti Bitcoin oraya doğru giderken. Sonrasında bir geri çekilme oldu. Neredeyiz şu anda bakıyorum. 89.757 dolardayız. Dün tam da aslında yaklaşık bu seviyelerin biraz altındaydık veri gelmeden önce. Yani çok da düştüğünü söyleyemeyiz. Düştüğü yani çıktığı kadar geri geldi öyle söyleyelim. Ama altın çıkmadı. Altın olduğu yerden geri geldi. Bu da aslında dediğim gibi yani altından çok piyasanın ve yatırımcıların daha çok Bitcoin'i tercih etmesi yani kriptoları tercih etmesi ve daha riskli tarafta borsaları tercih etmesinden kaynaklanıyor. Nedir peki bu? Biz bu yazıdan ne anlamamız lazım? Hani biraz böyle detaylı anlatıyorum. Finansal okuryazarlığınız da az buçuk gelişir en azından. Hangi veri, neden böyle oluyor? Hani belki bazılarınız sıkılıyordur. Ama ben de anlatmadan gitmek istemiyorum. Yani hani ben de böyleyim yani. Şimdi konu aslında şundan ibaret. Yani dolar endeksinin bu kadar hani hızlı yükselmesi, güçlenmesinin sebebini söyleyeyim size. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz Trump'la beraber bir genişleyici para politikası bekleniyor. Yani para saçacaklar, para basacaklar, piyasaya para verecekler. Bu da ne yapacak? İşte enflasyon, tekrar yeniden enflasyonun yükselmesine sebep olacak. Peki Amerika şu anda FED faiz indiriyor, faiz indirim süreci başladı. Heh işte tam da o noktada. Yani piyasa diyor ki enflasyon yukarı çıkacak, genişleyici para politikası olacak. Bu nedenle FED faizi o kadar da kolay kolay yani hızlı gitmeyecek, yavaş gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Aralık ayında şu an 25 bas puan gelecekmiş gibi duruyor ama Ocak'tan sonrası muamma. Belki de uzun bir süre 2025'te faiz indirimi yapmayacak. Sebebi şimdilik aslında yani şu anda benim okuduğum genel olarak sebep olarak bunu söyleyebilirim. Ama bakın eğer şey olsaydı yani hani Trump olmasaydı işin içerisinde çok farklı bir yorum yapacaktım. Şu anda mesela kriptolar, market cap'e bakıyoruz. 3 trilyon dolar civarında bir para girişi olmuş. Yani büyümüş öyle söyleyeyim. Market cap, kripto coin, Bitcoin ve işte coin'lerin tamamı, marketin büyüklüğü 3 trilyon dolara gelmiş. Yani buraya bir para girişi var. Anlatabiliyor muyum? Amerika borsaları keza. Yani hani büyüyor. Oraya da para gidiyor. İşte sebep işte geliştirici para politikası. Yani faiz yüksek olsa bile ya da uzun bir süre indirilmese bile ya da yavaş yavaş gitseler bile neticede para sürülecek. Piyasaya sürülmek zorunda kalınacak. Öyle söyleyeyim. Velhasıl kelam devam edelim. Devam edelim. Hazır yurt dışından başlamışken şimdi Çin'e bakalım. Yani Çin kendini kurtarmaya çalışıyor. Bazı mesela dolar cinsi tahvil ihracı yaptı. Çok çok büyük bir taleple karşılaştı. Yine emlak sektörüyle ilgili emlağı canlandıracak yeni teşvikler açıkladı. İşte ilk kez evini alacaklar. 140 metrekare ve altında işte tapu harçlarına indirimler falan getirildi. Yani sürekli bu sektörü biliyorsunuz pandeminin başından bu yana sıkıntıda bir şey var. Çin'de emlak sektörü var. Onu kurtarmaya çalışıyorlar ama Çin genel anlamda zaten düşük talep. Ondan sonra yine işte bu Trump'ın koyacağı işte ek gümrük vergileri yani hem piyasayı canlandırmaya çalışıyor bir taraftan da böyle zor bir süreçten geçiyor açıkçası. Diğer taraftan şöyle bir şeye bakıyorum. İçeri gelelim isterseniz. İçeriden devam edelim. Şimdi içeride dün bizim borsada aslında Amerika'dan gelen veriye güzel tepki verdi. Bugün 9300'de kapattık. Bugün de şu an veri ekranım gecikmeli geldiği için gördüğüm rakam 9388.56. Güzel başladık.
Öyle söyleyeyim. 9200 üstü bizim borsa için pozitiftir. İçeride faiz indirim beklentileri var. Hani Aralık olmadı, Ocak ayında artık oraya yakınlaşıyoruz ve uzun zamandır aslında dünyada, mesela Amerika'da borsalar yukarı giderken biz dünyadan negatif ayrıştık. Nereden baksanız Temmuz'dan beri sert bir düşüşün içerisindeyiz. Hiç toparlanamadı. Eksilerdeyiz. Yani borsa yatırımcısı, küçük yatırımcı bezdi. Yani yanlış şeyler de yapıldı. Onu da söylemek, ilave etmek lazım. Yani sadece piyasanın dinamikleriyle hareket eden bir piyasa var mı? Yani var desek yanlış söylemiş oluruz. Yok. Piyasanın dinamikleri malum. İşte küçülen bir ekonomi, faizin yüksek olduğu bir ekonomi. Tüm bunlar aslında işte yabancı girişinin olmaması, hacmin olmaması, yani çok sığ bir piyasa haline geldi. Küçük yatırımcı bezdirildi, çok fazla çıkan oldu. Tüm bunlar, işte bilançolar çok kötü geldi. Üçüncü çeyrek bilançoları da şu an çok almış ağım gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Son çeyrekte yani çok almış ağım parlak gelecekmiş gibi de durmuyor. Ama neticede siyasi tarafta mesela bir sürü negatif hareketlilikler oldu. Ama neticede bunların hepsini aslında borsa fiyatladı. Ve 8500'ler dip, buraları gördük, sanki buralardan sıçrama yaptık. Çok kötü, çok ani, çok acayip acayip bir şey olmazsa eğer, sanki 8500'ler dip ve oradan hani bir tepki aldık gibi duruyor. Tabii burada 9000, hani yükseliş devam edebilmesi için 9200 üstü kalıcılık çok önemli. Hafta kapanışı önemli olacak. Yani yayınlarda hep, bakın ben de taşıyorum, ben de mal taşıyorum. Bunu hep söylüyorum da size, ben de kendim de bir yatırımcıyım. Yani 8500'lerde, diplerde kademeli mal almalıyız. Yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben kendim öyle yaptığım için, hani ben çünkü şeye oynarım, yani döngüye oynarım. Yani döngü nedir? Eğer düşmüşse malımı toplarım, yükseliş zamanını beklerim. Bu bazen 6 ay sürer, bazen 1 sene sürer ama neticede mutlaka o yükseliş döngüsü mutlaka gelir. Bir boğa gelir, bir şey gelir ve onu yakalarsınız. Ve malı tabii ki düşük fiyattan toplamak çok önemli. Doğru bir portföyün içerisinde hani böyle kademeli de mal aldıysanız bence bunun ekmeğini yiyeceğiz diye düşünüyorum. Genel anlamda pozitifim. Şu an 9400 oldu zaten bizim borsa için. Orta uzun vade için hep pozitif olduğumu söyledim. Şimdi arkadaşlar buradan hemen dün gelen şu konut verilere bakalım, tamam mı? Şimdi biliyorsunuz konutla ilgili benim düşüncem de belli. Ben bu sene içerisinde özellikle yılın ikinci yarısından itibaren, aslında yılın tamamında, çünkü çok fazla yani satış odaklı, satış yapmaya çalışan, ihtiyaçtan dolayı sıkışan, yani piyasalarda çok güzel alım fırsatları olacak diye ta geçen seneden söyledim. Bu senede hep bunu söyledim. Yani birçok insan almayın, işte daha fiyatlar çok düşecek, işte şimdi zamanı değil, niye alıyorsunuz? Daha çakılacak, balon var, balon sönmedi. Yani hep bir emlak balonu var ve bu balon sönmedi deniyordu. Diyorlar, hala söylüyorlar. Ama piyasa hiç öyle demiyor. Bakın piyasada alım başladı. Ne zaman? İlk sinyal Temmuz'da gelmişti. Ve biz Temmuz ayında dedik ki bakın hani satışlar da başladı. Satışları yansımaya başladı. Hani bu devam edecek. Yani bu geçici bir şey değil. Ben kendi adıma öyle söyledim. Nitekim de bakın tam bu 4. aydır şu anda Ekim verileri geldi. 165 bin adet konut satılmış. 165 bin adet. Geçen ay 141 bin adet satılmıştı. Yani tam 4 aydır sürekli bir önceki veriyi geçen bir konut satışı var. Bir talep var. İnsanlar, hani birçok insan alamıyor olabilir. Durumu yetmiyor olabilir ama piyasada bu cazip fırsatları değerlendirmek isteyen kitle fiyatlar yerinde sayıyor ya da işte fiyatlar az yükseliyor veya önüne gelmiş çok güzel işte sıkışmış birinden bir mal alma gibi bir fırsat geliyor, onu değerlendirmişler. Bu değerlendirenler sadece konut yatırımcısı, yani konut alıp oturanlar değil, yatırımcılar da çok. Şimdi tabii önümüzde faiz indirimi de sürecine de yavaş yavaş gireceğiz. Zaten piyasada fırsatlar var. Zaten faiz indirim süreci başlayacak. Hani çok ne diyelim, hani eğer faiz desem burada nemalandım zaten. İşte altında güzel paralar kazandım zaten. İşte zaten faiz önümüzdeki dönem yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Hani
faizden paramı aldım. Döviz mesela dövizdeyse eğer işte döviz zaten çok gitmedi. İşte gitmeyecek belli ki deyip bezip de şey yapanlar. Birçok şey sayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Bu satışların böyle hızlı artmasını sebep olarak sayabiliriz. Ya ben bunun tesadüf olmadığını ve devam edeceğini söyleyen taraftaydım. Ve rekor gidiyoruz. Yani geçen seneye göre %76'lık bir artış var. Şimdi bazıları diyecek ki ama kredili satış artmış. Arkadaşlar kredili satış bakın 165 bin içerisinde sadece 21 bin adedi ipotekli satış. Kalanı 144 bin adedi cash on the board. Yani nakit satılmış. Mesela kredili konutlara bakıyoruz. Evet minnak bir yükseliş var. Minnak %1, %2. Yani bu değildir. Kredili konut satışı dediğiniz hani patladı mı? Türkiye'de %30'lara gittiğini biliyorum ben. Şu an daha %12.8'lerdeyiz. Yani toplam konut satışları içerisindeki payı bu. Ki mesela ikinci, üçüncü konutuna eğer eviniz varsa yani kredi almakta da zorlanıyorsunuz. Çok minimum bir kullandırım oluyor. Hani ilk evini alanlar belki daha yüksekten kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok öyle kredilerin şu an rakamlar ortada. Yani ben bunları kafamdan sallamıyorum. Şimdi burada mesela ikinci ellerde 107 bin adet, 107 bin 500 adet ikinci el konut satılmış. Sıfır müteahhitten konutta 57 bin 679 adet satılmış. Yani burada da ikinci el satışların ilk eli baya baya geçtiğini, eskiye göre biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz ikinci el satışların. Sebebi arkadaşlar bakın konut yapılmıyor. Konut yok. Arz konusunda sıkıntımız var. Şimdi arzdaki problem devam ediyor. Çünkü gelen bakıyoruz işte ruhsat alanlar, inşaat yapanların sayısı çok az. Bunlar da işte birçoğu çok acayip lüks projeler. Anlatabiliyor muyum? İşte 1 artı 1'lerin 10 milyon olduğu projeler mesela. Daha fazla belki de. Hani bu da aslında hem satışın bu tarafta böyle ard arda artıyor olması, hem arz tarafında problemlerin devam etmesi, hem bakın talep düşmeyecek. Yani neden düşmeyecek? Şimdi talep, hani bırakın faizi onu bunu, zaten bir nüfus var. Yani boşanmalar var, evlenmeler var. Öğrenciler var, bir kere göçmenler var, sığınmacılar var. Yani bunlar zaten bu nüfus bu talebi yaratıyor. Dolayısıyla talep de devam edeceğine göre, arzda da problem olacağına göre biz bunun fiyatlara yansımasını önümüzdeki dönem artık yavaş yavaş göreceğimizi düşünüyorum. Yani çok hızlı bir şekilde önce bir zaten şu an reel anlamda %14-%15'lere yakın bir kayıp vardı en son. Ama nominal olarak zaten %30'larda hala fiyatlar artıyor. Yani nominalde bir düşüş yok. Reelde düşüş var. Ya burayı da reel ne demek, nominal ne demek? Ona bakın. Şimdi anlatmayayım size. Mesela yabancılara bakalım. Yabancılar da aslında... Ha bir de dövizi koyalım. Mesela dolar olarak, döviz olarak baktığımız zaman konut fiyatları biraz geriledi. Evet ama çok da eskisi gibi aynı düzeyde değiliz. Hala mesela elinde döviz olup da dövizde bir devalüasyon olursa konut alacak olan birçok yatırımcı da var aynı zamanda. Onlar henüz alamadılar. Onlar daha piyasaya çıkmadılar. Mesela dolar olur da bir öyle bir deval olursa yani konut fiyatlarında çok daha hızlı bir gidiş olur. Onlar daha sahneye çıkmadılar ama işte deval gelmeyeceğine inanan hani büyük kitle, fiyatlar zaten normal. Artık ben buralardan hani almaya başlayayım. Çok da risk almaya gerek yok. Kira getirileri zaten yıllıkta %100 onların üstünde deyip buraya ciddi bir talep var. Mesela yabancılara bakalım. Yabancı satışı çok düşük. Çok düşük. Hala neredeyiz? 2122. Geçen aya göre çok az bir artmış. 100 adetlik bir artış var. O kadar ama geçmiş o 5000'li seviyelerin çok çok gerisindeyiz. Bunun sebebi de zaten döviz bazında aslında yüksek olmamızdan da kaynaklanıyor. Hem yerli hem yabancı yurt dışından oldukça fazla mal alıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Eylül ayında 149 milyon dolar gayrimenkul alımı yapılmış yurt dışından bakın. Hani biz gitmişiz yurt dışından mal almışız. Hala yani yurt dışına hali hazırda dolar böyle yerinde sayıyorken yani dolar bazında hani ben de şahsen hani öyle bir talebim niyetim olsa yurt dışı piyasası bildiğim bir yerden ama kanunlarını kurallarını bildiğim emin olduğum bir yerden yurt dışından almayı tercih ederim şu anda.
Yani yurt içinde ihtiyacım yoksa, yurt içinde işte zaten halihazırda bilmem ne hani evim vardır, bir şeyim vardır, hani bir yatırımcıysam bir yatırımcı olarak yurt dışından almayı tercih ederim diye söyleyeyim. Böyle düşünen de epey bir büyük bir kitle varmış gibi duruyor. Evet, epey bir konuştuk sanırım. Soru yorumlarınızı lütfen aşağı bırakın. Bu arada euro dolar paritesini söylemeden unuttum onu söylemeyi. Şimdi tabii dolar endeksi o kadar güçlendi ki otomatikman euro dolar paritesi düştü. 1.054. Yani böyle giderse bu evet yükselebilir, ama böyle giderse biraz daha hani bu yükselişten çok parite böyle zayıf kalmaya devam edebilir. Hatta bir miktar daha düşebilir. Onu söyleyeyim. Yani çünkü Amerikan doları, yani dolar güçlü kaldığı sürece euroyu da eziyor. Parite de bu anlamda zayıflıyor diyebilirim size. Evet, iyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.